Bugün siz sokaklardaydınız ve %63 ile seçilmiş bir belediye başkanısınız. Örneğin burada iktidara yakın partilere oy verenler ya da iktidara oy verenler ne düşünüyorlar kayyum atanması ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne neler söylemek istersiniz? Bunu şehirde gezerken çok net not edebiliyorsunuz. Hani haksızlık nerede olursa olsun onun karşısında susan dilsiz şeytandır diyen o inancımızdan gelen anlayışın Diyarbakır'da çok yaygın olarak ifade bulduğunu görüyorsunuz. Öncelikle bizim pratiğimizde biz herkese aynı mesafede olmaya çalışan, herkese hizmete esas olan bir tarz güttüğümüz için bu konuda hani çifte standartlı davranmayışımızın bir avantajı vardı. İki, hani uygulamalarımızı o gerekçe yaptıklarıyla hiçbir şekilde ilişkilendiremeyen ve buna bir türlü karşılık bulamayan geniş bir kamusallık var. Şimdi bu noktadan itibaren bugünkü bir anekdotu aktarmak istiyorum. Belki sosyal medyada rastlamışsınızdır. Yaşlı bir amcayla konuştuğumuz zaman diyor ki artık AKP diye bir parti kalmadı diyor. Küçük MHP var, büyük MHP var diyor. Yani bu sonuçları itibariyle bölgede AKP tabanında da ciddi bir itirazı artık netleştiren bir duruma dönüştü. Peki neden sizce böyle bir kararı göz önünde bulunduruyor? Yani politik olarak düşündüğümüz zaman, bir siyasi karar olarak düşündüğümüz zaman bu bir şekilde bir vazgeçmişlik mi özellikle Diyarbakır'daki seçmen için ya da o illerdeki Van'daki ve Mardin'deki seçmen için bir vazgeçmişlik mi? Örneğin siz HDP olarak ya da bu gündemi değerlendirdiğiniz zaman nasıl ele alıyorsunuz yani bu kayyum atanması kararını? Şimdi defalarca daha önceden de ifade ettiler. Bunu hatta şey yaparken, ifade ederken ya o kadar da yatırım yapıyoruz bunlara bir türlü yaranamıyoruz gibi bir ifade de kullanmışlardı hatırlayacak olursanız. Ki yaptıkları yatırımların ne olduğunu da tabii ayrıntılarını tabii ki konuşabiliriz. Ama bunların ötesinde yani bunu sadece bir ne diyeyim tahammül edememe veya HDP'li belediyelerin bölgede 3 büyük şehirde varlığını kabul edememe durumunun ötesinde değerlendirmek gerekiyor. Şimdi burada ciddi anlamda demokrasi değerleri açısından ciddi bir tahribat söz konusu. Yani bu kararı verenler seçme seçilme sistemi yani anayasa, yurttaşlık hukuku gibi temel başlıklarda ciddi anlamda bir soruna yol açtılar. Dikkat edilecek olursa da zaten Türkiye'de çok geniş bir satıkta da itirazla karşılandı. Şimdi bugün bu coğrafyada oturan yurttaşlar açısından baktığınız zaman biz irademizi belirledik. İrade beyanımıza rağmen eğer bir gece kararıyla milyonların iradesi olan oy hakkıyla ortaya çıkmış olan bir durum değiştirilebiliyorsa o zaman bizim vatandaşlık hukuku ile ilgili pozisyonumuz nedir sorgulamasını yaptırır. Yani bunun yarattığı tahribat çok boyutludur. Bütün bunları nasıl göze alabildiler? Ben işin doğrusu kendi adıma bu ülkede yaşayan bir yurttaş olarak kaygı duyuyorum. Yani demokratik sisteme, seçim sistemine bu kadar karşı duran bir karar yarın öbürsü gün kendisini tartışmalı duruma getirir. Yani o zaman gece yarısı kararlarıyla siz belediye başkanlarını alabiliyorsanız birileri de gece yarısı operasyonlarını size karşı yaparlar. Ve o da eğer bu meşruysa o da meşru hale gelir. Dolayısıyla ne siyasi olsun, ne idari olsun, ne askeri olsun, hukuksuzluklar nerede olursa olsun yanlıştır diye meseleye yaklaşarak bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa karşı durmak gerekiyor. Genel olarak kamuoyunda da bu artık mayalanıyor giderek diye görüyorum. Evet. Şimdi bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da bu konuyla alakalı mikrofon uzatıldı. Ben sadece onun söylediği şu cümleyi söyleyeceğim. Temiz oylar teröre istismar ettirilemez diyor ve demokrasi ve hukukun işlediğini iddia ediyor. Neler söylemek istersiniz bu açıklamasına karşı Süleyman Soylu'nun? Şimdi evet oylar çok temizdi. Onu kabul ediyorum. Ama terörün ne olduğunu görmek istiyorsak bugünkü Diyarbakır sokaklarına bakmak gerekiyordu. Yani biz her zaman haktan, hukuktan,
yana davrandık. Bütün yaptığımız iş ve işlemleri de hukuka yaslayarak yaptık. Yani bunu birçok vesileyle ifade ettiğimiz zaman seçildiğimiz güne kadar ki siyasal partimizle seçildiğimiz andan itibaren üstlendiğimiz görevin bize her düzeyde her yurttaşa karşı sorumluluk yüklediğini ifade ettik. Dolayısıyla kalkıp bunu yani bu ülkede çok kolaylaşmış olan artık herkese teşmil edilebilen 31 Mart seçimleri öncesinde bütün muhalefet partilerini yekpare olarak işte terörle iltisaklı olarak tarif eden o anlayışları da hatırladığımız zaman bunun ne kadar hakikatle bağdaşıp bağdaşmayacağı kamuoyunca da zaten tarif edilecektir. Aha. Ama şunu çok açık ve net olarak söylüyorum. Evet oylarımız temizdi ama oylarımızın temiz olduğu gibi biz de oldukça temizdik. Kirli olanları da tarih lanetlanacaktır. Evet. Şimdi bugün HDP bu 3 Büyükşehir Belediyesi'nde ve daha diğer illerde de İstanbul'da da Ankara'da da sokaktaydı diğer birçok ilde olduğu gibi. Ve bundan sonra da devam edecek galiba değil mi? Bir kesintisiz eylem kararı aldığına dair. Şüphesiz. Şüphesiz. Yani bugün Türkiye'de demin de ifade ettiğim gibi demokratik hak arama yöntemleri sınırsız şekillerde itirazın yükseltilmesi çerçevesinde gelişecektir. Dolayısıyla eğer ki haklarımıza, hukukumuza, irademize, dolayısıyla da esasında yurttaşlık hakkının bize vermiş olduğu o onurlu duruşa sahip çıkmadığımız zaman biz bu ülkede çok şeyi kaybedebildiğimizi gördük. Hı hı. Bizlerde çok anlatılan bir hikaye vardır. Hani o ilk bazı yerlerde çok affedersiniz sarı öküz olarak, bazı yerlerde kırmızı horoz olarak ifade edilir. Kırmızı horozu kaybetmeyecektim diye söylenir. Bizler de eğer bugün bu hukuka sahip çıkmazsak, bu haklarımıza sahip çıkmazsak, yarın öbür gün Türkiye çok şeyleri kaybeder. Yani idarenin böyle iki dudağın arasında bir imza ile milyonların eğer iradesi hiçe sayılabiliyorsa, bu ülkede demokrasi değil, diktatörlük vardır demek gerekir. Hı hı. Dolayısıyla biz buradan hareketle inadına demokrasi, inadına barış, inadına hukuk rejimi, inadına adalet demeye de devam edeceğiz. Evet, şunu soracağım. CHP örneğin bugüne kadar çeşitli yetkilileri bu konuyla alakalı açıklamalar gerçekleştirdiler. Nasıl destek olacağıyla ilgili çeşitli tartışmalar var. Bu konuda başka yöntemleri savunanlar var. Şu anki haliyle yeterli olduğunu düşünenler var. Siz daha fazlasını bekliyor musunuz CHP'den yapması üzerine? Ne düşünüyorsunuz onların bu kararı verdiği tepkiler üzerine? Şimdi takdir edersiniz, kamuoyu da takdir eder ki bu tür durumlarda eğer yanlış bir işlem var ise o işlem geri alınıncaya kadar o işlemin bir daha tesis edilemeyeceği bir hukuk tanzim edilmeyinceye kadar bu sorumlu bir durumdur. Yani orada kalır. Dolayısıyla burada yani iyi niyet mesajları veya diyelim ki hani buna ilişkin bu hukuksuzluğu deklare eden beyanatlar tek başına yeterli olmayacaktır. Bunu herkes kabul eder. Nitekim İstanbul seçimleri sürecinde de biz bir haksızlığın, bir hukuksuzluğun olduğunu söylemiş ve güçlü bir şekilde destek için sokaklarda, meydanlarda gücümüz el verdiğince bu sürece katkı sunmaya çalışmıştık. Şimdi orada neydi söz konusu olan? Bir hak gaspıydı. O hak gaspının adeta o zaman da biz bir tür kısa bir kayyum dönemi de yaşanmıştı hatırlanacağı üzere. Dolayısıyla bunların eğer bu ülkede bir daha yaşanmamasını istiyorsak demokrasiden yana olan, vicdan sahibi olan herkesin burada ısrarcı demokratik itiraz yöntemlerini kullanması gerekecek. Beyanatların ötesine geçmesi gerekecek. Peki bugün resmi bir açıklama yok konuyla ilgili ama CHP'nin eylemlere bizzat katılmama kararı aldığına yönelik bir iddia ortaya atıldı. Haberlerde böyle bir iddia dolaştı. Örneğin CHP böyle bir karar alırsa MYK düzeyinde siyasi olarak yanlış bir hamle olduğunu düşünüyorsunuz değil mi?
Bu durum. Şüphesiz, şüphesiz. Yani hani eylem denilecek olursa, ben bugün Diyarbakır sokaklarında ellerinde hiçbir çakıl taşı bile olmayan, sadece ses vermeye gelmiş olan insanların sahne, yani görüntülerini ve o kötü sahnelere tanık oldum. Dolayısıyla hani itirazı yükseltmenin sadece bir beyanattan öte olduğu, bu itirazı demokratik alanda göstermediğimiz sürece de sonuç almayacağının farkında olmamız gerekiyor. Yoksa hani bu işi eğer istişareyle, müşavereyle olacak şeyler değildir. Yani ortada olan durum adeta bilinçli, hani taksirle derler ya, gerçekleştirilmiş bir durumdur. Yani sosyal anlamda cezası yüksek bir durumdur. Bu noktadan itibaren de yani sessiz kalalım, bir kenara çekilelim davranışı gerek, eğer böyle bir şey gerçekleşecek olursa kendi tabanında da, kendi içimizde de ciddi bence eleştiri alır diye düşünüyorum. Evet, peki. Adnan Selçuk Mızraklı, çok çok teşekkürler. Ben teşekkür size ediyorum. İyi çok çok yayınlar diliyorum. Kolaylıklar. Çok sağ olun. Çok Evet. Sağ olun.